Evet, iki kutuplu dünya günlerini yaşıyoruz sanki. Bir dejavu. O dönem bir NATO karşısında Sovyet paktı vardı. Varşova paktı. O paktın içerisinde Letonya gibi, Polonya gibi ülkeler, Ukrayna gibi ülkeler de vardı. Onlar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bağlıydılar. Karşılarında da NATO'nun başını çektiği ve yine Türkiye'nin de yer aldığı bir NATO ittifakı vardı. Böyle bir birliktelik vardı ve dünya iki kutupluydu. NATO ve Varşova Paktı birbirlerine karşı inanılmaz derecede silahlanıyorlardı. Çok stratejik noktalara üsler inşa ediyorlardı, askerler yığıyorlardı ve okyanusta, açıklarda, açık denizlerde çoğu zaman Rusya ile NATO'nun, Amerika'nın karşı karşıya geldiğine tanıklık etti dünya. Özellikle Küba krizi en çok hafızalarda yer kazanan hadiselerden biriydi. NATO ve Rusya'yı, Sovyet Paktı'nı karşı karşıya getiren. Ve bugün belki o günler gibi birebir iki kutuplu bir dünya olmasa dahi iki kutuplu dünyayı andıran aforizmalar görüyoruz. Hatta politikalar, hatta söylemler, hatta askeri yapılanmalar. Şimdi size iki ayrı noktayı göstereceğim. Solda, burada Rusya'yı çevreleyen NATO'dan bahsedeceğim. Rusya çevreleniyor NATO tarafından. Bunu nasıl yapıyor peki NATO? Bir şekilde müttefikleri Letonya'yı, müttefikleri Romanya'yı, müttefikleri Polonya'yı, Yunanistan'ı kullanarak şu anda Rusya'ya doğru bir çevreleme yapıyor NATO. Şimdi Biden bu çevrelemenin daha da genişletmek istiyor Biden yönetimi. Zaten NATO'nun Baltık planı da buydu. Bu plan 18 ay önce gündeme gelmişti. Çok teferruatlıca da NATO üyesi ülkeler arasında tartışılmıştı. Bazı teknik detaylarda anlaşılamamış olsa da Baltıklar meselesinde Rusya'yı bypasslamak adına NATO'nun bir hemfikir olduğu noktaları gördük. Ama sahadaki tatbikatı henüz gerçekleşmemişti. Biden yönetimi şimdi artık start verdi ve dediğim gibi bu söz konusu ülkeler üzerinden Yunanistan'dan tutun da Polonya'ya, Romanya'ya, Ukrayna'ya, Letonya'ya kadar olan tüm bu bölgeleri kullanmak suretiyle Rusya şu anda çevreleniyor NATO tarafından. Peki Rusya ne yapıyor? Rusya da Ukrayna'yı çevreliyor. Şimdi görüyorsunuz baştan başa kuzeyden neredeyse güneye kadar olan tüm bölümlerin Ruslar tarafından kuşatıldığını görüyoruz. Ukrayna'nın çevrelendiğini görüyoruz. Peki Ukrayna Rusya için neden bu kadar önemli? Sadece siyasi nüfuzu, Sovyetlerden kalan bakiyesi falan değil. Jeostratejik anlamda NATO'ya karşı bir üstünlük sağlamak istiyor Putin. Eğer Ukrayna'yı da bir şekilde kaybederse Kremlin, siyasi anlamda da, askeri anlamda da, yani Ukrayna NATO'ya dahil olursa cephe, Baltık cephesinde, Doğu Avrupa cephesinde büyük bir darbe yemiş olacak Putin. İşte bunu engellemek adına askeri anlamda hamleler yapıyor ve özellikle paramiliter grupları kullanıyor. Çünkü Donbas ağırlıkta Rus yanlılarının çok fazla olduğu bir bölgedir. Hatta Ukrayna'nın içinde dahi çokça Rus yanlıları var. Hatta Ukrayna'nın siyasi elitleri arasında bile Rusya yanlısı önemli isimlerin olduğu bilinmekte. Dolayısıyla Amerikalıların ve İngilizlerin, özellikle İngiltere'nin vurgu yaptığı Rusya'nın asıl amacının Ukrayna'da yönetimi değiştirmek olduğu savı son derece gerçekçi bir analiz. Çünkü Putin tetiği gösteriyor, namluyu gösteriyor Ukrayna'ya ve bir şekilde Ukrayna Zelenski yönetimini devirip yerine kendisini destekleyecek, kendisine yakın bir cumhurbaşkanı, devlet başkanı ve onun kabilesini oluşturmak istiyor Rusya. Dolayısıyla bir taraftan Ukrayna'yı çevreleyen Rusya, diğer taraftan da özetle Ukrayna'yı çevreleyen bir NATO ve NATO'nun son hamlesi de zaten bunun en net göstergesi.